Sizlere lokum gibi bir irmik helvası tarifim var. Unlu irmik helvası için şöyle 100 gram kadar tereyağını tavama alıyorum. Tereyağı kullanırsanız gerçekten daha çok lezzetli olur. Tabi dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. İyice şeffaf bir hale gelene kadar tereyağını eritiyorum. Yıllardır yaptığım çok güzel bir unlu irmik helvası tarifidir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tam ölçü ve kıvamında oluyor. Orta ateşte şöyle yağı bir eritiyorum. Önden daha sonra sıvı yağ ilave edeceğim bir miktar. Tereyağı eridikten sonra çeyrek çay bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Margarin güzelce eridi. Sıvı yağ ile şöyle 20-30 saniye kadar beklettim ve kaynattım. Daha sonra yarım klasik su bardağı beyaz unu ilave ediyorum. Ve bir klasik su bardağı da irmik ekliyorum. Kavurmaya başlıyorum. Orta ateşte sürekli kavuruyorum. Hafif renk alana kadar kavuralım. Bu yağ oranı size lütfen fazla gelmesin. Gerçekten şöyle lokum gibi yumuşacık helva için biraz yağlı olması gerekiyor. İçerisine bir yemek kaşığı kadar fındık veya ceviz kırıntılarından ekliyorum. Şöyle unla ve irmikle güzelce kavrulsun. Dilerseniz dolmalık fıstık da çok yakışıyor. Dolmalık fıstık da bu esnada kullanabilirsiniz. Kavurmaya devam ediyorum. Helva kavrulurken ben de size hemen şerbetini göstermek istiyorum. Bir klasik su bardağı toz şeker. Eğer çok şekerli istiyorsanız 1,5 su bardağı da kullanabilirsiniz. İlk etapta 3 klasik su bardağı doldurdum. Gerekirse tekrar bir bardak daha su ekleyebiliriz. Unun ve irmiğin kalitesine göre çünkü değişiklik gösterebilir. İyice şekerler erinceye dek çırpın. Bir yandan da şöyle helvamı kavuruyorum. Sütlü kahverengine geldikten sonra ocağı kapatıyorum. Çünkü şerbetini verdiğinizde sıçramalar yapabilir. Onun için ilk etapta şöyle biraz bekleyin. Altını kapatıp bekleyin. Sıcağıyla tekrar kavrulmaya devam ettiği için şöyle yine karıştırın. Şöyle 5-10 saniye geçsin altı kapalı bir şekilde. Daha sonra şerbetini verin. Yavaş yavaş ve dikkatlice şerbetini verin. Elinizde buharı gelebilir. Lütfen çok dikkatli olun bu esnada. Şerbetin tamamını hiç tereddüt etmeden boşaltın. O onu çekecektir. Hemen altını açıyorum. Ve orta ateşte karıştıra karıştıra kıvama gelmesini sağlıyorum. Bakın yağı, şerbeti size çok fazla gelebilir ama devamında güzel bir helva oluyor. Şu aşamada bir miktar şöyle alıp da şekerini kontrol edebilirsiniz. Daha sonra eğer gerekiyorsa biraz şöyle toz şeker ekleyebilirsiniz. Hemen karıştırın, zaten sıcağıyla eriyecektir. Şeker oranı gayet güzel ama dediğim gibi çok şekerli seviyorsanız öyle de deneyebilirsiniz. Kapağını kapatıp şöyle 2 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Altını da kapatıyorum. 5 dakika kapağı kapalı, mutlaka demlendirin. Gerçekten o zaman daha güzel oluyor. İrmikler güzelce şişiyor ve yumuşacık bir hal alıyor. Onun için mutlaka 5 dakika kapağı kapalı bir şekilde dinlendirin.
Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz tam ölçülü bir unlu irmik helvası tarifi. Bakın. Harika oldu gerçekten. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.